İsmail Yıldız, Turan Çatal, Tufan Özbek, Ahmet Ömer Ekinci, Kenneri Yener, Olcay Öngül Aras, Efe Yurdakul, Furkan Molla, birinci bölge huzurlarınızda. İkinci bölge, Asuman Ali Güven, Mahir Bakan, Tuğçe Semençoğlu, Medine Bodur Koloğlu, Levent Ören, Merve Duman, Ömer Berk Dönçen Dönençer, Doktor Alem Gülyar, Burak Kurt, Gürsel Dintepe, Mert Dikmen, Furkan Aslan, Görkem Süren, Taha Karaçelik. İşte İzmir'in üçüncü yolu, işte İzmir'in Atatürk şehirlatları. Bazılarının hazine destekli medyası var. Bazılarının belediye destekli medyası var. Şimdi ben sizden bir şey istiyorum. Bugün Menemen'de memleket medyasını başlatıyoruz. Herkes telefonlardan canlı yayın, hadi. Memleket medyası. Memleket medyası. Bu nedir bu? Bu üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Bunu birlikte başaracağız. Üçüncü yol demek sevgi demektir. Üçüncü yol demek barışmak, üretmek demektir. Üçüncü yol demek merhamet demektir. Üçüncü yol demek yetimin başını okşamaktır. Üçüncü yol yolda bulduğu ekmeği öpüp başına koyup kenara koyanların yoludur. Üçüncü yol yer yatağında büyüyenlerin yoludur. Üçüncü yol çocuklarına helal lokma yedirenlerin yoludur. Üçüncü yol gençlerin yoludur, gençlerin. Son günlerde gençler üzerine bir oyun oynanıyor. Gençler köpükmüş, son anda vazgeçermiş. Bakın, ben 40 yıldır meydanlardayım. İlk kez bu kadar gencin bir arada olduğunu görüyorum. Şuraya bak, hepsi genç. Hepsi genç. Sizden bir şey istiyorum. Benim sizden bir şey istiyorum. Sizden bir şey istiyorum. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum. Hepsi doğru çıktı biliyorsunuz. Tarih verdim. 3 Mart dedim. 9 Nisan dedim. Dolar 10 lira olacak dedim. Hatırlayın hepsini. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Sıkı durun. Sıkı durun. Mayıs başından itibaren Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisi'nin oyları tavan yapacak. Tavan. Tavan. Sandığa gittiğinizde tıpış tıpış değil, kerhen değil, tek aday olduğu için değil, gönül rahatlığı.
vereceksiniz. Oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, bir oy memlekete, bir oy memleketin evladı Muharrem İnce'ye vereceksin. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce! Cumhurbaşkanı Muharrem İnce! 93 yıl önce burada 7 yıllık cumhuriyete saldırılar oldu Menemen'de. Ve 100 yıl boyunca bu saldırılar hiç bitmedi. Cumhuriyete kurucularına 2 ay yaş diyenler oldu. Reklam arası diyenler oldu. Tam 21 yıldır dile kolay bunlar iktidardayken bu sefer başka bir şey oldu. Atatürk'ün partisi CHP İzmir birinci sıraya Taraf gazetesinin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın'ı koymuşlar listeye. Adamın açıklaması şu: Kemalizm ırkçılıktır diyor. Kemalizm ırkçılıktır diyen birisi İzmir'de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler, bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi'nin görevi Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bizim görevimiz budur. Memleket Partisi Atatürkçülerin, yurtseverlerin partisidir. Memleket Partisi bu milletin, Anadolu'nun, Trakya'nın bağrından kopmuş bir partidir. Bu 21 yılda bu Erdoğan ekonomiyi diz çöktürdü. Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirdi. Tarımı çöktürdü. Gençlerin ümitlerini bitirdi. Meclisin yetkilerini kendi üstüne aldı. Yazlık kışlık saraylar yaptırdı. Toplumu kutuplaştırdı. Kurumları, kuralları yok etti. Enflasyona tavan yaptırdı. Korku imparatorluğu kurdu. 21 yıldır deprem vergilerini topladı ama depreme önlem almadı. Depreme, ormana, sele zamanında müdahale edemedi. Şeffaflığı unuttu. Kibri o kadar büyük ki devleti kendinin zannediyor. Hiçbir sorunu çözemedi. Sokaklara Suriyelileri doldurdu. Sınırlarımızı kevgire çevirdi, kevgire. Bize diyordu ki 2023 hedeflerim var. Ne 2023 hedeflerin? 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı. 1 trilyon dolar bile yok. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı. 10 bin dolar bile yok. İlk 10 ekonomiye girecektik. 23'e düştük. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. 250 milyar dolarda kaldık. Şimdi 2023'ü bırakmış, 2028'den söz ediyor. 2028'de diyor, 1,6 milyon dolar milyar dolar olacak, trilyon dolar olacak. Kişi başı 25'ten vazgeçmiş, 16 bin dolar diyor. İhracat 500'den vazgeçmiş, 400 milyar dolar diyor. Yani bu Erdoğan'ın 21 yılda yapamadıklarını şimdi 5 yılda mı yapacak? Bu yorgun, bu kibirli, bu bilime inanmayan, bu hukuka inanmayan Erdoğan gitmelidir. Erdoğan gitmelidir. Soğan olmuş 30 lira. Kıyma 350 lira. Ev almayı bıraktık. Kira ödemek bile problem. Bu Erdoğan gitmelidir. Paşam.
umutlar kararmış, hayaller yok olmuş, gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Erdoğan sen gideceksin. Yorgunsun, kibirlisin, akıldan uzaksın, işletme körüsün, bilimden uzaksın. Sorunun kaynağı sorunu çözemez. Gıda fiyatları bütün dünyada 12 aydır azalıyor. Türkiye'de 31 aydır gıda fiyatları artıyor. Neden? Beceriksiz Erdoğan olduğu için. Peki Erdoğan gitmeli de yerine Erdoğan'ın eskileri mi gelmeli? Ya arkadaş, bu babacan 15 sene bu ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? Ya bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı, Adalet! Hem de nereye koymuşlar Sadullah Ergin'i? Çankaya'ya! Utanmazlıktan zirve yapmışlar! Arkadaşlar, değişelim, gelişelim ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır, bu çürümektir, bu aslına ihanettir, bu Atatürk'e ihanettir. Davutoğlu için Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı diyordu. Babacan, Irak'a ilk bomba düştüğünde milyar dolarlar bize yağacak diyordu. Kılıçdaroğlu da diyordu ki bu babacanı Yüce Divan'a göndereceğim diyordu. Yüce Divan'a. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Şimdi ben soruyorum. Ali Dibolar'ı yeniden açacak mıyız? O insanlara, o FETÖ'cü hakimleri, savcıları Adalet Bakanlığı'na alan Sadullah Ergin'den hesap soracak mıyız? Kılıçdaroğlu sormak istemiyor çünkü ona dokunulmazlık veriyor. Milletvekili yapıyor. Ama dün çok güldüm, onu söyleyeyim. Dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki o Süleyman Şah türbesini diyor vatan toprağına geri getireceğim diyor. Ben de diyorum ki Davutoğlu'yla beraber getirin. Çünkü onun başbakanlığında kaçırdılar Süleyman Şah'ı. Ya Davutoğlu başbakandı. Gece kaçırdılar, operasyonu ben yönettim dedi. Süleyman Şah rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Beraber getireceklermiş. Rahatsızlandı mı delikanlı? Tamam. Biz ne yapacağız? Bakın biz ne yapacağız? Birincisi devleti ayağa kaldıracağız, devleti. Önce devleti bir toparlayacağız. İkincisi hemen pazartesi günü depremde çadır satan Kızılay Başkanı'nı görevden alacağız. Evet. Üçüncüsü her yıl 1.200.000 çocuk ilkokula başlıyor. Bunların %1'i üstün zekalı. 12.000 çocuk. Bu 12.000 çocuğun 10.000'i ziyan oluyor. Öğretmen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında
bu üstün zekalı çocuklar ziyan olmayacak. Bunları koruyacağız. Anneler, annelere dört sözüm var, dört. Bir, benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek, balık yiyecek, iyi beslenecekler, söz veriyorum size. Çocuklarınız iyi okullarda okuyacak, nitelikli okullarda okuyacak. Özel okullara para vermeyeceksiniz. Söz veriyorum size. Üçüncüsü, çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin iki kişinin yurtlarında kalacaklar. Dördüncüsü de, çocuklarınıza iş bulacağım. İş, iş, iş. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında yüksek teknoloji, nitelikli eğitim. Milli gelirin %2'sini tarıma ayıracağız. Milli gelirin %5'ini Ar-Ge çalışmalarına ayıracağız. Uzay diyeceğiz, nanoteknoloji diyeceğiz, kuantum diyeceğiz, toplum 5.0 diyeceğiz, füzyon diyeceğiz, gelecek diyeceğiz, gelecek. Size söz veriyorum, kapı kuleden dışarı çıktığınızda pasaportunuzun değeri olacak. Kimse sizi aşağılamayacak. Liyakat düzeni kuracağız. İşin ehli iş başına gelecek. Torpil yok. Hukuk düzeni kuracağız. Mahkemelere güveneceksiniz. Adil olacak her şey. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına son vereceğiz. Yaratıcılığı ve girişimciliği destekleyeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak. Kurullar özerk olacak. Öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı kuracağız. Tasarım, gençler size güveniyorum. Tasarım yapacaksınız. Katma değeri yüksek üretim yapacağız. Öncelikli sektörlerimiz tarım olacak. Tarıma dayalı sanayi olacak. Turizm olacak, tekstil olacak, savunma sanayi olacak, film endüstrisi olacak, moda olacak. Bunları bu ülkenin topraklarından, tarlalarından bereket fışkırtacağız, bereket! Sığınmacıları hemen göndereceğiz. Hemen! Bazıları yanlış söylüyor, düzeltelim. 400 bin doları verdin mi? 400 bin dolarlık konut aldın mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorsun. Sudan ucuz, bütün aile, çoluk çocuk. Bunu derhal yasaklayacağız. Kiraların artmasının nedenlerinden birisi budur. Geçen sene 100 bin konut satıldı yabancıya. Bunu yasaklayacağız ki kiraları düşürmek için. 14 Mayıs'ta seçim var. Eylül'de okullar açılacak. Eylül'e kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım. 100 bin öğretmen. Köy okullarını yeniden açacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmenler köylüyle yeniden tanışacak. Mülakatı derhal kaldıracağız. Hedefimiz 3A, 3A. Akıl, akıl, bilim. Adalet ve ahlak. Akıl, adalet ve ahlak. Hedefimiz 3B. Önce barışacağız, kucaklaşacağız. Sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz. Ve sonra adil bölüşeceğiz, adil. Hedefimiz 3H, 3H. Huzur, huzur. Hakkaniyet, hukuk.
Bana diyorsanız ki Muharrem İnce sen bu memlekete ne vaat ediyorsun diyorsanız ben size huzur vaat ediyorum. Yaşama sevinci vaat ediyorum. Umut vaat ediyorum. Hakkınızı yedirmeyeceğim, onu vaat ediyorum. Sorularınızı çaldırmayacağım, onu vaat ediyorum. İyi okullarda okuyacaksınız. Yaşama sevinci vereceğim size. Öğrenci bursları asgari ücretin yarısı olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Hep birlikte bunu başaracağız. Kalbiniz, gönlünüz, yüreğiniz Ankara'da olacak, İzmir'de olacak. Yurt dışı hayalleri kurmayacaksınız. Ancak okumaya gideceksiniz. Bilginizi, görgünüzü geliştirmeye gideceksiniz. Ama sonra geri döneceksiniz. Memleketimize hizmet edeceksiniz. Ovalarını ekeceksiniz. Fabrikalarının bacalarını tüttüreceksiniz. Yanan ormanların yerine yenisini ekeceksiniz. Sizlerden İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan, İnce Başkan. Şimdi ne diyorlar? Erdoğan'a karşı çıkarsan teröristsin. Hemen diyor terörist. Kardeşim biz sana karşı çıkıyoruz ama terörist değiliz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Şimdi bir yeni moda başladı. Çekilin, bir kişi aday olacak. Başka kimse olamaz. Ya böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya var mı? Ya sen kendine güvenmiyor musun? Niye çekiliyor ya? Çık aday ol. Al, ikna et. Hayır. Tek adama tek aday. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. O Davutoğlu, Babacan, onlar tek adamın yanından geldikleri için bunu zaten iyi biliyorlar. İşleri o zaten. Şimdi hesap yapıyorlar. Aklı sıra beni tehdit ediyorlar. Tehdit de şu. Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Şimdi ben soruyorum. Kardeşim siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 17 parti. 11'de büyükşehir var. 11'de büyükşehir var. Ya Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. İki iktidar var. Bir merkezi iktidar, bir yerel iktidar. Bütün belediyeler sizde. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz. Gazeteleriniz var. Televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Ya bu garibanın 2006 model bir otobüsü var. Bir de cep telefonu var. Birincisi bu seçim iki turlu bir seçim, iki turlu. Seçim iki turlu. Yani 50+1'i almadan seçilmek yok. Dolayısıyla oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk 2'de olursak ikinci turda inşallah ipi göğüsleriz. Biz buna uğraşıyoruz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben bu kadar miting yaptım. İlk kez yaş ortalamasını bu kadar genç görüyorum. Sizlerden bir şey istiyorum. Bu hafta içinde herkes ama anne baba, hala teyze, amca dayı, arkadaş, sevgili, kimse. Herkes 3 kişiyi ikna edecek. Babanla mı geldin? Ekay yurt burada. Annen. Sana helal olsun. O zaman bir kişi kaldı.
Şimdi bana söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bu hafta herkes 3 kişiyi ikna edecek. Bakın, unutmayın, unutmayın. Kar topu böyle büyür. Bizi 2 ay önce yüzde kaç gösteriyorlardı? 1. Şimdi 9 diyen var, 12 diyen var, 16 diyen var, 7 diyen var, var da var. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. 17'ye razı değilim. Daha yüksek olmasın. Daha yüksek. Daha yüksek. Daha yüksek. Şunu unutmayın. Değerli arkadaşlarım. Bakın, benim söylediğimi bir tekrar eder misiniz? Bir çivi bir dalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. Helal olsun size. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Aç bakalım partinin müziğini. Görelim mi? Size söz veriyorum. 80 milyon söyleyerek bağırabilecek.